Yok, Avrupa'nın bunları desteklemesinin nedeni, bunlar modern çağdaş kadını biz temsil ediyoruz diyorlar. Yani özgür, efendim istediği gibi konuşan, istediği gibi yiyen, içen, isterse dekolte giyen ve gelenekçi, ortodoks İslam anlayışına karşıyız diyorlar. Bütün Avrupa'yı bu ittifaka sürüklüyor. Amerika'yı da ittifaka sürüklüyor. Türkiye'ye karşı. Çünkü YPG bunu yapıyorsa, hiç olmazsa biz de onları destekleyelim diyorlar. Halbuki Türkiye modern olsa, böyle Avrupa'yı bir ülke olsa, ama bütünüyle, bu gelenekçi ortodoks sistem olmasa, heykellere tüküren, resme tüküren adamlar olmasa, adamlar doğrudan bizi desteklerler. Ya adam bize niye uğraşsın ya? Yani bunlar akıl hastası değil. Hayır, zenginliği eğer öfke duyacaksa Almanya'da zengin adam Almanya'ya da saldırır. Norveç de zengin, Danimarka da zengin. Bütün Avrupa ülkeleri zengin. Hepsi birbirine saldırır. Yani zengin ülkelerin ucu bucağı yok. Öyle bir şey yok. Adamların bizim dinimizden rahatsız olduğu da yok. Bizim bağnaz ve gelenekçi tutuma yaklaşmamızdan endişe ediyorlar. Yani gelenekçi ve ortodoks sistemin işte günlerden beri yayınladığımız anlayışında korkuyor adamlar, çekiniyorlar. Asma, kesme, tükürme, dövme, sövme, doğrama. Yani bu adamların kabul edeceği bir şey değil, bizim de kabul edeceğimiz bir şey değil. Adam Avrupa'ya çocuğunu gönderiyor, kendi de gitmek istiyor. Resim sergisine gidiyor, resme tükürüyor. Heykel görüyor, heykele tükürüyor. Sanat eseri gülüyor, ona tükürüyor. Ama oradan da çıkmak istemiyor. Ölümü pahasına oraya gitmek istiyor. Bak, ölümü pahasına. Adamların görevi tükürmek, onların görevi sanat eseri meydana getirmek. Adam yıllarca mesela 2 yıl uğraşıyor, heykel yapıyor. Adamın görevi de ona tükürmek oluyor. Ya aklı bak ya. Topluca gidiyorlar bir arada, kadın erkek. Hepsi tükürüyor. Heykel tükürükten geçmiyor üstü yani. Tablo yapıyor adam, bir sene uğraşıyor, onunla tükürüyorlar. Fotoğraf o da şey, fotoğrafa da tükürüyor. Kadın görüyor, dövüyor. Çocuk görüyor, onu da dövüyor. Dövün diyor çocuğu, kadın hepsini dövün diyor adam. Taşlayarak öldürün diyor. Zina etti diye. Adam mesela diyor ki sen zina ettin diyor. Kadına tecavüz ediyor farz edelim. Kadın doğuruyor çocuk. Aa diyorlar tam zina ettiğin kesin. Gel bakalım şimdi çocuğu doğur sen diyor. Doğuruyor. Kadını taşlayarak öldürüyorlar. Yani kadın ispat edemiyor. Kadın tecavüze uğruyor. Hamile kalıyor. Suudi Arabistan'da oldu bu olay. Tecavüze uğruyor. Kadın tecavüze uğradığını söylüyor, inanmıyorlar. Sen zina ettin diyor, kesin sağlam delil bu diyorlar. Çocuk doğduktan bir süre sonra işte 2 yıl kadar sonra kadını kuma gömdüler, taşlayarak öldürdüler kadını. Adam namaz kılmıyor, namaz kılmayanları eleştiriyor. Oruç tutmuyor, oruç tutanları eleştiriyor. Zina yapıyor, işte kadınlarla ilişkiye girenleri eleştiriyor. Şarap içiyor, içki içenleri eleştiriyor. Bazı tipler var öyle etrafta, piyasada görüyorsunuz. Bunlara fasık denir. Fasık, fısk içinde. Yani bunun sözüne itibar olmaz. Allah'a ayette onlar bir haber getirdiğinde inanmayın diyor Allah. İnanmayın, sözüne itibar etmeyin. Ve araştırın.